Can bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hanımefendi. Dilerseniz önce bu davayla başlayalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'de görülecek Perinçek İsviçre davası. Doğu Perinçek Ermeni soykırımı yoktur dediği için İsviçre yargısı tarafından mahkum edilmişti. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmış durumda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geçtiğimiz yıl 2013'te daha doğrusu verdiği kararda Doğu Perinçek'i haklı buldu. O karara itiraz etti İsviçre. Şimdi o temiz duruşması büyük dairede görülecek ve son derece kritik görülüyor. Sizin değerlendirmeniz ne yönde bu davayla ilgili? Onunla başlayalım. Değerlendirmeye başlarken biraz derinine gitmek lazım meselenin. Evet, 1915 tarihi civarında tatsız olaylar olmuş. Acılar çekilmiş. O olayların kökeninde belli hükümetin temsilcilerinin zihniyeti doğrultusunda yaşanan acılar var. Ama seneler sonra emperyalist güçlerin buna soykırım sıfatını yakıştırmalarını ben katliyen kabul etmiyorum. Büyük acılar denebilir, büyük olaylar denebilir, tahlile muhtaç olaylar denebilir. Ama devletlerin işin derununa vakıf olmadan kendi meclislerinden kararlarla soykırım kararı almalarını benim aklım sırrım ermiyor. Onun için biz Türk milleti olarak bir bütünlük içinde Ermeni asıllı, Kürt asıllı, Laz asıllı falan bunu bir bütün olarak devletimizin, milletimizin, toplumumuzun haysiyeti olarak karşı çıkmak zorundayız. Bu arada o acıları da unutmamamız icap eder. Ama mazide kalan bir olay, tabii saygı duyulacak. Tabii manevi alemde şuur altında acılar dile getirilecek. Ama bunu istismar etmenin alemi yok. Sizce kim, neden istismar ediyor bu olayları? Hanımefendi, emperyalist güçler bizim Kurtuluş Savaşı'mızı özümseyemediler. Onun kini bu. Anadolu topraklarında kurulan devleti köşeye sıkıştırmaktan başka hiçbir gayeleri yok. Vakti zamanında ben Paris davasına gittiğimde işte orada karşı taraftan bir adamcağız gelmişti. Lafını hiç unutmam. Biz dedi İzmir'den göçmüş bir maden ihracatçısının çocuğuyum dedi. Babam derdi ki dedi, eğer Atatürk'ten sonra siz dünyada bulunmayan 7 madenin değerlendirmesini yapabilseydiniz, ne bugün siz buradaydınız ne ben buradaydım dedi adam. Bizim elimize geçen ekonomik ve siyasi fırsatları acaba bizler de iyi değerlendirebildik mi? Burada da bizim eksiğimiz yok mu? Herkes geçen gün Ali Bardakoğlu Bey'in dediği gibi kapısının önünü süpürse daha iyi bir diyalog kurulabilecek kanısındayım. Bir, peki, evet buyurun. Parlamentoların böyle bir karar almayı yetkileri yok kanısındayım. İki, mazide kalan bu olayları bugün istismar vesilesi yapmanın alemi yok. Ve nereye götürür bu bizi? İnsanların yaşamında eğer sevgi varsa, anlayış varsa, diyalog varsa daha iyi, daha güzeli nasıl yaratabiliriz endişesi içinde olmaları lazım. Değil ki mazide kalan olayları parmaklayarak acıları tazelesinler. Ve ben onun için bunu sureti katiyede kabullenemiyorum. Evet. Siz tabii Cumhuriyet'in ilk çocuklarından birisiniz aynı zamanda. Evet. 1934 doğmuşsunuz. Evet. Türkiye'de doğdunuz Büyükada'da. Büyükada, evet. Ve hani söyleyecekleriniz önemli. Yani Türkiye'de yaşayan Ermeni kökenli yurttaşlarımızın bu meselelere yaklaşımı açısından neler söyleyeceksiniz? Hanımefendi, benim çocukluğumda Türk, Ermeni, Hristiyan, Müslüman diye bir şey yoktu. Ben Büyükada İlkokulu mezunuyum, 5. sınıfta. Belki bundan evvel de anlatmıştım ama benim için mühim bir olaydır o. İlkokulların açılışında o zaman Maarif Vekilliği bir prensip kararı almıştı. İlkokul açılışlarında gazetecileri yolluyordu.
Rahmetli Ahmet Emin Yalman'la Cihat Baban da bizim Büyükada İlkokulu'na geldiler. 5. sınıftayız. Öğretmen yoklamayı yaptı. Okul başkanı seçilecek. Hı hı. Neyse geçin dedi tahtaya, işte adaylar isimlerini yazdırdılar. Benle beraber 4 arkadaş daha vardı. Ben 153 öğrencinin zannediyorum 149 reyini aldım. Geçti. Ama tekrar diyorum, Türk Ermeni diye bir farkın idrakinde değiliz o zaman. Hı, öyle bir ayrım yoktu. Ertesi gün Ahmet Emin Yalman Büyükada İlk Mektebi'nde bir demokrasi dersi diye bir yazı yayınladı adam. Bu benim hayatımdaki dönüm noktada hayatımı vurgulayan olaylardan biridir. Çünkü ben Hristiyanım, Ermeni asıllıyım. Ama bu memleketin evladıyım. Bu Ayşe'nin, Fatma'nın, Mehmet'in toprağı olduğu kadar da Dikran'ın, Giragos'un da toprağı. Ve biz belli bir süre, şu son zamanlara kadar böyle bir ayrım görmedik. Evet, 6-7 Eylül'den bahsedecekler bana, işte varlık vergisinden bahsedecekler. O günkü rejimin, o günkü idarenin, o günkü siyasetin ve iktisadi şartların icap ettirdiği tatsız olaylar. Ama bütün bunları istismar etmenin alemi yok şimdi. Bugün buradaki cemaat fevkalade rahatlık içinde. Ve sağ olsun Cumhurbaşkanımız elinden geleni yaptı. Cemaatin huzuru ve iyi yaşamı için. Yeter ki cemaat mensubunun bir kısmı bunun idrakinde olsun. Ve televizyonlara çıkıp soykırım soykırım diye bahsetmesinler. Hı-hı. Ve cemaat adına konuşmaya da yetkileri yok zaten bu adamların. Üstelik de hep geriye dönerek bu toplumu, bu milleti, bu devleti köşeye sıkıştırmanın da alemi yok. Evet. Yani aslı olarak batılı devletlerin kışkırtması olduğunu, parmağı olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi bir yandan Türkiye'ye baktığımızda işte geçtiğimiz günlerde 19 Ocak'ta Hrant Dink'in öldürülüşünün yıl dönümüydü. Evet. Orada yapılan bir yürüyüş vardı biliyorsunuz. Evet. Her yıl dönümünde de benzer yürüyüşler yapılıyor. Yüzleşin soykırımla, yüzleşin Hrant Dink'le diyorlar mesela. Kim bunlar? Hanımefendi, siz benim damarıma basıyorsunuz da ben arz edeyim istediğim gibi. Buyurun. Bu memlekette şu veya bu odaklardan kaynaklanan bir sürü kıymetli gazeteci, yazar, ilim insanları öldürüldü. Hiçbirinin ölüm yıl dönümünde bu rezillik olmadı. Bu nümayiş olmadı. Bu ölüm bu şekilde istismar edilmedi o aileler tarafından. Geçen gün baktım televizyonda o konuşmaları. O toplanan ve yürüyen insanları. Bunların içinde yüzde kaçı Hrant Dink'i tanırdı? Yüzde kaçı Hrant Dink'in yazılarından haberdardı? Ve o yüzler yahut binlerce insan içinde yüzde kaçı acaba Ermeni asıllıydı? Hı hı. Ve bu isim, bu olay maşa olarak kullanılıyor. Bir orada kesin bence bir provokasyon var. Ve bu provokasyona Allah maşallah devlete insaf veriyor da, anlayış veriyor da tepki gösterilmiyor. O olay benim için bir skandaldı. 1915 artı 8. Sen 1915'i 8'le nasıl bağlarsın? Nasıl bağlarsın? 1915'in son halkası. Bu milleti tahrik etmekten. Milletin eski acılarını yaşayanların acılarını tazelemekten, tam huzura kavuşurken tekrar ortalığı velveleye vermekten başka bir edepsizlik değildir. Siz Hrant Dink'i tanıyor muydunuz? Yani, evet. Ne düşünüyordu bu konularda? Çünkü çeşitli hani o konuda da böyle farklı farklı şeyler öne sürülüyor. Hanımefendi, Hrant Dink'in mazisini bilmek lazım. O Tuzla kampının kabuğunu şöyle bir sıyırtıp altını görmek lazım. Hrant Dink'in Kapalı Çarşı'daki ticari faaliyetlerini bilmek lazım. Ondan sonra şimdi hasta olan patriğimizin sayesinde makineye getirtti. Ondan sonra Mesrop'un bir numaralı düşmanı oldu. Ters düştüler. Bu arada tabii anti-etatist zihniyeti temsil eden yazarlar, çizerler, entelektüeller diyelim.
ve irtibat kurdu. Çünkü aynı anti-etatik çizgide buluştular. Ve olayı buraya kadar getirdi. Hı hı. Ha devlet mi yaptı bunu? Derin devlet mi yaptı? O beni izam etmez. Hı. Ama bir amaç için yapıldığı ve ortalığı karıştırmak için yapıldığı kesin. Onu ben bilmem. İşte mahkemeler sürüyor falan. Ortaya çıkacak herhalde. Hı hı. Onu bırakın hanımefendi. Şu bardağınız kırılsa dahi üzülürsünüz eğer kıymetli bir hatıraysa. İnsan ölüyor. Ha bir insan ölmüş, ha 300 bin Ermeni ölmüş, ha 1,5 milyon Ermeni kesilmiş. Bütün bunlar bir tarafı. İnsan ölüyor. Ve insanlar bu münasebetlerin de maalesef hep dünyevi olaylarla uğraşıyorlar. Tanrı'nın bereketini ve sevgisini göz önünde bulundurmuyorlar. Hem Hristiyan aleminde hem Müslüman aleminde işte Müslüman Müslüman'ı öldürüyor. Hristiyan Hristiyan'ı öldürüyor. Ama biz hep bu dünyadaki olaylarla birbirimizi yiyoruz. Bir de Tanrı'nın mevcudiyetini göz önünde bulundursak, Tanrı'nın bereketinde ve sevgisinde birbirimizi tamamlamaya çalışsak, bu olayların hiçbiri olmaz. Evet, ama insanları bu düşünceden uzaklaştırmaya çalışan da bir sistem var. Maalesef. O sisteme karşı çıkması lazım. Nerede din adamları? Nerede din mefhumu? Çünkü dinlerin kökeninde de felsefeyi kaldırdılar. Eğer dinler felsefeye oturmazsa, felsefi değerlere göz önünde bulundurmadan adım atılırsa, böyle işte afaki bir alemde yaşarız. Şimdi bu olaylarda biz daha çok da Ermeni diasporasını, yani yurt dışında yaşayan Ermenilerin evet. etkinliğini görüyoruz. Evet. Mesela ciddi bütçelerle, ciddi lobi faaliyetleri yürütüyorlar. Evet. Diaspora niye bu kadar öne çıkıyor Türk bu olaylarda? Türk düşmanlığı olmasa onlar da acaba bu paraları nereden bulacaklar? Tamamen ekonomik. Adam kendi ayinini İngilizce yapıyor yerine göre. Nerede Ermenili? Nerede? İşte Ermenistan'a para yağdırıyorlar. Ermenistan nüfusu kaçtan kaça iniyor. Ve o giden paraların yüzde kaçı acaba Ermenistan devletinin hizmetinde vatandaşlarına sunuluyor? Bütün bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Ama Ermeni iyi. Evet. Ermeni akıllı. İşte meydanda akıllıkları. En ufak şeyde pay çıkarıp ileriyi görmeden adım atmaları. Ve tarih boyunca Ermeniler bunun acısını çekmişler. Din adamları çekmişler. Hırımyanlar, Varçabetyanlar, emperyalist güçlerin aleti olmuşlar. Ve bugün gene devam ediyor. Maalesef Ermeni kilisesi, yurt dışındakiler, buradaki değil, buradaki idare ediyor vaziyeti. Hala Türk düşmanlığı içinde, toprak talebindeler, yok bilmem ne içindeler. Ne için? Sen sevginin felsefesini yapan bir peygamberin yolunda gitmekle mükellefsin. Acıları, terslikleri, düşmanlıkları körüklemek durumunda değilsin. O din adamlarının bunu da göz önünde bulundurmaları lazım. Ama bunu söylediğin zaman da kötü kişi oluyorsun. O da benim umurumda değil. Peki yani onlar bu kadar çok çalışırken, evet. bu kadar işte büyük bütçelerle ciddi lobi evet. faaliyetleri yürütürken evet. Türkiye'nin yaptıklarını yeterli buluyor musunuz siz? Maalesef. Hayır. Hayır. Çünkü eskiden Dışişleri Bakanlığı Task Force diye bir toplantılar yapılırdı rahmetli Kamuran Gür'ün başkanlığında. Bir gün dedim ki, ya dedim işte Anadolu'da 2200 manastır ve kilise varmış Ermeni kilisesi. Kalıntılar da var şimdi. Onların üzerine bir plaket koysak dedim. Desek işte bu eski Ermeni kilisesi yahut da manastıra kalıntısı. Rahmetli Turan Feyzoğlu'nun bir lafı var. Dedi ki, Dikran Bey dedi, bu olay bizim gri sayfamızdır dedi. Çünkü her toplumun hayatında beyaz ve siyah sayfalar vardır. Bu da bir gri sayfadır. Bir de en zor şey, demek ki 35 sene evvel oluyor bu işler, konuşmalar. Bir insan için en zor şey bir yerde azınlık olarak yaşamaktır dedi. Tabii ben onu dinledim. Ama şimdi bakıyorum, ben azınlık değilim bu memlekette.
Öyle hissetmiyorsunuz kendinizi. Katliyen. Niye ben azınlık kompleksine sahip olayım? Benim 30-35 tane faal kilisem var. 10 taneye yakın okulum var. Basınım var. Kültürel faaliyetlerim var. Acaba işte Şişli Kültür Derneği'nin benim kadar faaliyeti var mı? Daha ne isterim ben? Neyi azınlığım ben? Nasıl azınlık oluyorum? Yok çöpçü olamıyorum, subay olamıyorum. Hay o da eksik kalsın. Evet, bir yandan da tabii İsviçre davasının aslında siz Anadolu Ermenilerinin de yararını olduğunu söylüyorsunuz. Bunu da biraz açalım mı? Açalım şöyle. Tekrar ediyorum. Bir soykırım diyerek bu iş saptırılıyor, yolundan çıkarılıyor. Ve Sayın Perinçek'in o tepkisi yerinde. Sonra Ermenilere yamanan bir kelime bu soykırım. Büyük acı dense kabul ediyorum. İnsanların ızdırabı dense kabul ediyorum. Haksız davranışlar dense kabul ediyorum. Ama soykırım diyerek neyi elde edecekler? Ve hakları yok böyle bir şey yapmaya. O hükümetlerin, o devletlerin ne sıfatla, hangi formasyonla? Ha, gelelim bizim devletimize. O zaman onu da söylemiştim. Bu Osmanlı döneminde olan bir olay. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu niye yüklendi? Benim hala aklım ermiş değil. İkincisi, bugün basında yahut medyada biz Türk Devleti olarak, hükümeti olarak, toplum olarak ne yaptık? Kaç tane kitap bastık? Kaç tane haklıyı, haksızlığı belirtecek imkan yarattık, olgu yarattık? Üstelik bunda haklı, haksızlık da bahis konusu değil artık bence. Burada bir olayın bir kenara konup saygıyla anılması icap eden ve bugün sevgi içinde bu toplum nasıl birbirinin içine yaşamını idame ettirebilir, ileriye nasıl gidebiliriz ona bakmak lazım. Bugün belli zıp çıktılar, çıkıyorlar televizyonlarda filan. Biz devlet içinde devlet mi istiyoruz? Onu söylesinler. Biz Doğu Anadolu'da Büyük Ermenistan kurma peşinde mi olacağız? O hudutlar kanla çizilmiş. Neyin iddiasında, neyin peşindeyiz? Herkes kendi haddini bilecek hanımefendi. Haddini bilecek. Vatandaş olduğunu inkar etmeyecek. Bu memleketin pasaportunu taşıdığını, yerine göre askerliğini, yerine göre subaylığını yaptığını unutmayacak. Benim için evvela bu misaki milli hudutları dahilindeki topraklardan ben mesulüm. O toprak senin, benim. Ben o şerefli mazi üzerinde manipüle edemem. Etmeye de hakkım yok. Ve etmemeleri lazım. Ve cemaat adına konuşmamaları lazım. Cemaat adına kimlerin konuşması lazım? Ya da konuşuyorlar mı konuşması gerekenler? Bilmem hangi okulun kurucusu, bilmem hangi yönetim kurulunun başkanı, bilmem hangi gazeteci. Cemaat diye artık bir ötekileştirme bahis konusu değil. Bu cemaati, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının müteşekkil bu cemaati, ruhani bazda temsil eden bir patrikhane var orada. Şimdi de patrik vekili var. Siyasi konularda cevap vermek durumunda değil çünkü siyasete bulaşmaması icap eder. Gerekiyor. Ki bulaşmıyordu zaten. Belli konuları varsa bu cemaatin bir patrikhane var. İkincisi bu cemaatin büyük çoğunlukla seçtiği bir Supbirgiç Ermeni Hastanesi var. Başkanı var. Yani sivil konuda bence o hastane başkanı muhataptır. Çünkü de facto bu cemaatin oy çokluğuyla epeyce farkla kazanmış bir başkanlıktır. Sivil konularda odur. Dini konularda da patrikhanedir. Onun dışında kimse cemaat adına konuşamaz. Kendi adına konuşsun. Evet. Ama cemaat adına konuşmaya hakkı yoktur.
Bunlar aynı zamanda Anadolu Ermenilerine zarar veren davranışlar. Ve ben mesela şimdi bu fikirleri serdederken cemaat adına konuşmuyorum. Kendi şahsım adına konuşuyorum. Hı-hı. Farkı koymak lazım. Hı-hı. Ve olan bu aşırılıklardan büyük üzüntü duyan bir vatandaşım. Derdim orada. Evet. Siz mesela Hrant Dink cenazesinde hepimiz Ermeniyiz diye atan katliam slogana tasvip da etmiyorum. Karşı çıkıyor. Katliam tasvip etmiyorum. O bir ayrışmayı simgeleyen. Ötekileştirmeyi. Evet, oraya 100 bin kişi, 1 milyon kişi gitti. 74 milyon kişi Ermeni olmadığı için karşı taraf. Böyle saçmalık olur mu Allah aşkınıza ya? Ve sonra bir şey daha var. Hrant Dink öldürüldü, Allah rahmet eylesin diyelim. 2 saat sonra herkes, biz Hrant'ız, biz Ermeniyiz. Eğer bu organize bir şey olmazsa, 2 saat zarfında bütün bu pankartlar, standart nasıl yapıldı? Bunu da soruşturulması lazım. Bu vakıf nasıl kuruldu? Paraları nereden geliyor? Bütün bunlar düşündürücü şeyler. Evet, sizin tabii vurguladığınız aslında bütün bunların arkasında Kurtuluş Savaşı'nı hazmedemeyenler var. Hem Türkiye içinde hem de dışında bu olayı kaşımaya devam ediyorlar. Ve dışarıdaki, diasporadaki Ermenilerin de kendi kişilik egoları için ve parasal kaynaklar için istismar ettikleri bir konu. Evet. Ya orada peki bir mağduriyet psikolojisi var mı, yoksa tamamen bunu hani hangi mağduriyet? Alet olmuş. Mağduriyet 1915'te yaşanmış. Onların öyle söyleyenler de var çünkü hani Ermenilerin bu duyguyla hareket ettiğini, bu psikolojiyle hareket ettiğini söyleyenler de var. Mağdur oldukları mı için? Evet. Nerede mağdur oluyorlarmış? O mağduriyet 1915'te kaldı. O acılar çekildi. Bugün bunu istismar ediliyor. Bu konu istismar ediliyor bugün. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Ve benim devletimin de daha köklü adımlar atması lazım. Türkiye'nin? Evet. Evet, yani bütün bu lobi faaliyetlerine karşılık. Çünkü ciddi araştırmalar da var Sayın Kevorkyan. Yani tarihçilerin yaptığı ciddi araştırmalar var. Biz zaten Rus kaynaklarından, Ermeni kaynaklarından, arşivlerinden çıkan belgeler, bilgiler var. Var. Onların iyi değerlendirilmediğini. Şimdi bir şey daha, bir acımı daha dile getireyim bari. Buyurun. Fırsat bulmuşken döküleyim. İşte bu 1900 küsürlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun Genelkurmay Başkanı Alman. Arşivlerin %75'ini götürüyor adam. Ve engelleyemiyorlar. Engelleyemiyorlar. Almanya'ya götürüyor. Tabii. Hı-hı. Çünkü bunun kökeni de Almanya'da var, o olayların. Başka toplumlar da var. Hı-hı. Şimdi kendimi hedef göstermemek için yutuyorum onu. Ama hani o arşivler ciddi bir şekilde açılsa, ciddi bir şekilde tartışılsa, yani bu siyasi düzlemden bağımsız yapılsa. Arşivler açıldı. Orada ne çıkacak? Türkler hatalı. Öbür taraftan açık, Ermeniler hatalı. Neyi çözümleyecek bu? Ben sizinle dalaşıyorsam muhakkak %50 siz haklısınız, %50 ben haklıyımdır. Hiçbir sürtüşmede %51'lik bir pay görmem ben. Arşiv arşiv deniyor. Bence hiçbir işe yaramaz arşivden açılması. Açılacağı da yoktur. Açılacağı da varsa da gene yaraları kanatmaktan başka bir işe yaramazlar. Ama tekrar ediyorum. Bugün bir nokta koyup biz bundan sonra beraberce mazideki olaylardan ötürü nasıl doğru bir yol bulabiliriz? Sonra Ermenilerle Türkler arasında diyelim hep kötü olaylar mı var? Kültürel tamamlanmalar var. Sosyal tamamlanmalar var. Evlilikler de. Verilen kültürel eserler var. Bir de bunları göz önünde bulunduralım. O diaspora bunu da göz önünde bulundursun. Daha ne diyeyim? Onlar konuşulmuyor işte maalesef. Tabii yok. Yok, millet yutuyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başınızı ağrıttık. Estağfurullah. Bir işle yaradıysa bilmiyorum. Çok yararlı bir sohbeti oldu ve aslında sizin gibilerin daha çok konuşması gerektiğini düşünüyoruz tabii. Evet, ama işte konuştuğunuz zaman da ne oluyor biliyor musunuz hanımefendi? Bu da çıksın mı çıkmasın mı kesin isterseniz. Yani, canlı yayındayız, kesemiyoruz. Buyurun. Buyurun. Ya emniyet mensubusun ya MİT ajanısın. Bunu da evet, konuşun. Evet, maalesef. Konuşmayanların biraz da endişesi ondan. Biraz da ama bütün bunların kökeninde eğer ben
vatandaşlık imkanlarımı kullanıyorsam, vatandaşlık söz hakkımı kullanıyorsam bana hiç kimse bir şey yapamaz. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Efendim. Çok sağ olun. Peki. Değerli katkılarınız için estağfurullah. Saygılar sunuyorum. Bir çok teşekkürler. İnşallah. Şuradan çıkacak. Kandilli Ermeni Kilisesi Başkanı Sayın Dikran Kevorkyan haber masasında konuğumuzdu. Tam da dediğimiz gibi Ermeni soykırımı iddialarının 100. yıl dönümüne gidilirken özellikle Ermeni diasporasının Batı devletlerinin desteğiyle ciddi faaliyetler yürüttüğü bir dönemde ve tabii ki Perinçek İsviçre davasının görüleceği o kritik süreçte Sayın Dikran Kevorkyan'ın söyledikleri son derece önemliydi. Bir kez daha altını çizmek gerekiyor. Bir kez daha teşekkür edelim kendisine ve devam edelim haber masasına.